Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Şemsiye tutuyorum, biraz karanlık gözüküyor olabilir. Ali Baba'ya geldim. Efendim bu New York'taki, özellikle New York'taki Türk restoranları gayet başarılı. Daha önce Beyti'yi çekmiştik, hatırlayanlarınız vardır, izlemişsinizdir. Şimdi Beyti'den sonra bu Türk restoranlarında abi New York'ta, Amerika'da ne yenir, ne bulabiliriz diyenlerin sayısı çoğaldığı için dedim ki güzel bir restoran daha bulayım, onu da çekeyim. Şu arkamda görmüş olduğunuz restoran, şöyle gösteriyorum, bayağı da bir yağmur var maalesef. Çok fazla şimdi içeri gireceğiz, zaten detaylı hepsini göreceğiz. Çok da şeker bir sahibi var, Ali Baba. Ali Baba isminin de nereden geldiğini söylesin, anlatsın. Kendinin adı Ali ama değişik bir hikayesi var. Şimdi bir dalacağız, hem bir mutfağına dalalım, hem böyle sağına soluna, hem de Ali Baba ile bir güzel bir sohbet edelim. Şöyle bir bakalım abi, New York'ta Türkler, şanslı Türkler, bizim gibi değil. Biz Kaliforniya'da çok az yer buluyoruz. Bakalım ne yiyorlar, ne içiyorlar, bir görelim. Buyursunlar, dalalım efendim. Evet efendim, Ali Baba buyurun. Ali Baba. Abicim nasılsın? Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? İyi, sağ olsun. Efendim Ali Baba restoranın sahibi, burada da asıl babamız var, Ali Baba'nın babası. Ali ve Baba, isim buradan mı geliyor abi? Evet, aynen öyle. Beraber açtık ilk restoranı. Ali ve babası olarak Ali Baba koyduk. Ne güzel, maşallah. Ali ve Baba, abi bize ilk önce bir mutfağı gezdir. Ben aç geldim. Bir gidelim abi, şöyle bir bakalım ne var, evet, ne yok, ne yiyebiliriz. Daha sonra otururuz şurada, güzel bir sohbetimizi de yaparız. Yerde müsait, dışarıda yağmur var zaten abi. Çayımızı da içer, güzel bir sohbet yaparız. Tabii tabii. Babacığım biz bir mutfağa gidip geliyoruz. Tabii canım, buyurun. Sağ olasın, eyvallah. Abi bildiğiniz New York'un göbeğinde bir Türk restoranı. Bizim şunun... Evet abi. Zaten ustam da ekmek yapıyor. Abi şurada baksana şu güzelliklere ya. Hey, maşallah maşallah ya. Şu güzelliğe bak ya, şunların güzelliğine bak. Ustam ellerine sağlık. Ustam, ustam. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ellerine sağlık. Dilinize sağlık. At baba torikleri içeriye. Teşekkür ederim. Torikler gitsin içeriye abi. Burada yapıyoruz abi ekmekleri, mis gibi. Lahmacun pide ekmeğimiz, masada balon ekmeğimiz burada yapılıyor. Hepsi burada yapılıyor. Bir balon ekmekle, lahmacun ekmekten sonra şöyle güzel bir şeyler yapar. Abi şimdi öğlen trafiği bitti değil mi? Tabii, doğru mudur? Bizim saat 3'e kadar yoğunluk. Asıl malzeme burası abi. 11.30'dan başlıyor. 4'e kadar yoğunluğumuz sürüyor. Hı hı. Ustam. Merhabalar, hoş ustam, kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsın, iyi misin? Nasılsınız? Sağ olasın. Masmavisin, ne kadar güzel. Memleket neresi? Bolu Menge. Oo, işin ustası burada işte ya. Kolay gelsin abi. Sağ ol canım, hoş geldin. Hoş bulduk, eyvallah. Burada dönerimiz var. Evet. Abi sen döneri ufak mı takıyorsun yoksa çift mi takıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Döneri bir öğlen takıyoruz. Öğlen döneri bitti. Daha bunu yeni taktılar. Orada özelliği öğlen bir bitsin döner, akşama taze takmak için. Rahat rahat taze taze olsun diyorsun. Tabii, yoksa evet, bütün gün döner kalırsa ocakta suyu çekiliyor, tadı kalmaz. Çünkü bu döneri... Özelliği yaprak döneri. Eyvallah. Bu döneri çünkü ben tek başıma gömerim abi. Bu benim için çift porsiyon gibi bir şey. Ustam sen neredesin? Ben Adanalıyım ben. Adanalısın. Evet. Kaç yıldan beri buradasın? 25. 25 yıldan beri, ey maşallah. Sen dönerden sorumlu devlet makamı mısın abi? Evet, dönerden, Adana'dan, ızgaradan. Baba şimdi ne yapıyoruz? Kulaklarımı yapıyoruz. Tamam. Siparişimiz var. Özledin mi Bolu'yu? Tabii canım. Tabii canım. Bolu özlenmez bile. Ama şimdi kar var sizin oralarda abi. Değil mi? Bolu kar var. Evet. Oo, arpacık soğan var. Arpacık soğan da, sarımsaklarımız da falan. Oo, sarımsağı bol olsun abi. Evet. Şöyle efendim. Cızır cızır. Güzelliğin sesi böyle bir şey abi. Cızır cızır geliyor. Baba, bir anlat, kaç yıldan beri buradasın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Vallahi 86'da geldik. Tamam. Baba, oğul, ailece. 20 yaşındaydım. Kardeşlerim küçüktü. Babaya destek, beraber başladık bulaşık yıkamaya. Ha, çekirdekten başladın mı işe diyorsun? Bulaşık yıkayarak başladık. İngilizce yoktu. İlk Ali babamızı 97'de açtık. Babamla beraber. Ali Baba isminin oradan gelmedi söylemiştim. Eyvallah. Ondan sonra Allah yüzümüze baktı. Aldık, götürdük. Şu anda şimdi Ali Baba bir markadır burada. Bu arada usta değdirim abi. Biberlerimi atıyorum. Biberlerle, kırmızı biberle, yeşil biber. Oo, yesin etsin için abi. Yemin ediyorum tava düğün salonu gibi oldu ha. Vallahi gibi. Sırasına göre atıyorum. Düğün salonu gibi oldu.
Abi bir de bunun pişme sırası var değil mi ya? Ya önemli olan orası zaten. Biz evde... Keyfi orası, ustalığı orası. Değil mi? Ustalık evet. Orada. Sen kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun baba? Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. 10 senedir de Amerika'dayım. 13 senedir Amerika'dayım. 10 senedir. 10 senedir. Evet, 10 senedir buradayım. Mutlu musun New York'ta? Mesut güzel musun? Mesutum. Evet. İyi. Ben böyle çalışıyorum. Nasıl mutlu olmayayım? Yani, bu oyun marka. Şeker gibi evet, adam baksana şeker, baba ya maşallah. Tonton adam ya Ali abi. Oo. Şimdi tabii bunun kokusu size gelmiyor ama büyük ihtimalle siz yine de bu kokuyu alıyorsunuzdur. Ben şekerim misler gibi kokuyor. Abi bu Jersey tarafında ya da Brooklyn tarafında kuzu koyun eti çok kullanılıyor. Sizin bu taraflarda da öyle mi? Tabii burada biz dönerimiz hem dana hem kuzu. Karışık. Kuzu şişirilir. Çoban şu anda bu yapılan kalma kuzu. Kuzudan değil mi? Çoban kalma evet. Tabii alacağın yer önemli kuzuyu. Bizim mantarımı da atıyorum. O da gelsin abi mantar da. Oo. Düğün de versin misler gibi. Eti alacağın yer önemli evet. Devamlı. Bizim mazbağamız var New Jersey'de bizim dediğimiz. Bizim Türk arkadaşın. Orada kesim yapıyoruz önceden. Ve hazır varsa gidip kasapta kendim seçip alıyorum. Süper. Çünkü ben Kaliforniya'dayım biliyorsun. O taraflarda böyle bir şey yok abi. Yani biz orada Avustralya'dan gelen koyun kuzu yiyoruz. Oradan giriyor çünkü koyun kuzu. Bir de onun dışında dana eti. Başka bir şey yok. Şimdi kuzu koyunu ayırmak lazım. Eğer bazı fiyatı ucuz diye koyun alırsa eti sert olur. Kokusu farklı olur. Kuzu farklı olur ama kuzu aldığın zaman hem eti yumuşak hem kokusu da farklı daha domatesli lezzetli de oluyor. Ustam çağırdı abi. Domatesleri de. Onlar da yanıyor. Mis, yağlar da yanıyor cızır cızır. Mister gibi vallahi var ya. Görüş nasıl oldu? Canavar. Usta Adana'dan dönerden sorumlu devlet bakanıyım dedin. Adana atmıyorsun abi bize ya. Evet, ya. Döneri bittiğine koymuşsun. Müşteri geliyor ağzımız açık bakıyoruz ha. Böyle olur mu ya? Ellerine sağlık usta. Sağ olun. Aha, bak sivri biber abi. İşte bu mesela Kaliforniya'da bulamadığımız bir şey. Biz Anaheim biberi diye bir şey var abi. Şöyle kalın kalın mecbur onu yiyoruz. Bunları bulamıyoruz, yiyemiyoruz abi. Meksika biberi işte, Anaheim biberi diye geçiyor. Onları yiyoruz, bunu bulamıyoruz ki abi. Aha, geldi. Gecenin starı geldi abi. Adana Spor, buyurun. Oh, bol bol, elini koka karıştırmıyor. Bak Adanalı olduğu nasıl belli, bol bol, bol bol değil mi? Abi şöyle cızır cızır şimdi bunlar bir kendini versin ateşe. Ateşle birleşsinler şöyle cızır cızır, ondan sonra mideye yatacak hepsi. Baharatlar geliyor, sırada baharatlarımız var. Oh, baharatlar tamam. Tuz ve reklik attık. Tamam. Az tuz attık. Tamam baba. Oh, çıtır çıtır be, ne güzel be. Abi ben diyorum ki, döner, kavurma, Adana, hepsini şöyle bir kombin yapıp bir çıldıralım. Ne diyorsun abi? Ne demek ki, olur. Hepsini şöyle aynı anda. Şimdi usta diyecek ki bu aç nereden geldi arkadaş diyecek ya. Bu ne demek? Eyvallah böylesini görmedim bu nedir ya diyecek ama abi et konu olunca ben bir değişiyorum abi. İçimden bir yaratık çıkıyor. Bir çıldırıyorum, kuduruyorum. Buradaki etler bizim oradan güzel. Boğazdan gelir derler değil mi? Benimkisi bir türlü gelemedi abi yıllardan beri. Gel gel bitmiyor. Şurada da bu arada Türk bayrağı detayımızı da unutmayalım yani. Tabii her zaman bayrağımızdan. Her zaman. Eyvallah. Önemli nereden geldiğini unutmayacağız. Doğru. Hiçbir zaman. O yüzden biz hiçbir zaman ülkemizi unutmadık. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Unutulur mu abi? Bizim menşeimiz bu, bizim mutfağımız bu ya. Bak bu adamlar bizim değerlerimiz abi. Tabii. Bolu dedim mi bir numara. Adana dedim mi kebapta bir numara. Değil mi baba? Evet. Sen bir sert bakıyorsun. Adana'lı gibi bakıyorsun abi. Adana'lı falan mısın? Evet, sıcaktan öyle canım. Sıcaktan? Sıcaktan güneşe silah sıkanlar nasıl olur? Başka türlü diyorsun, nasıl bakacak değil mi? Abi. Doğru söylüyorsun. Abi şimdi işin şov kısmına geliyoruz ustam. Buluştur iki güzelliği servis buluştur. Servis türlü yapacağız, nasıl yapacağız? Oh. Vay babağın cemiğine. Bunlar midede ne kadar güzel durur lan. Bunlar var ya mis olur. Şöyle bir de yapalım. Eli de yanmıyor ustamın ya maşallah ya. Eli de yanmıyor ya maşallah. Türkler de burada kendini bulmaya başladı. Artık çiğ etten nar gibi kızarmış ete doğru yavaş yavaş gidiyorlar. Birazdan da mideye inecekler. Şimdi Yunus ustam, bu döner iyi, güzel, hoş. Bizim Kaliforniya'da bu işi çok iyi yapan yok. Yani İranların yaptığı şavarma diyor onlar evet, galiba. Şavarma diyorlar değil mi? Onlarınkini ben sevmiyorum. Bizim dönerimiz en güzel döner. Bizim döner yaprak döner. Yaprak döner. Kıyma var mı abi? Kıyma yok. Hiç yok. Hiç yok. Sırf et. Tamamen et.
Tamam, peki. Yarısı kuzu eti, yarısı dana eti. Tamam, dana döş, evet. Kuzu kol mu? Kuzu döş. Kuzu da döş. Evet. Dana da döş, kuzu da aynen döş. Aynen öyle. Peki abi. Biraz keselim, bakalım. Kes bakalım abi, şöyle bir bakalım ya. Ben de o kokuyu alıyorsun, döşü döner kokusunu. Almaz mıyım abi? Ben bunun kokusunu 300 kilometre alıyorum, sen merak etme. Eğer firma olsaydı bu bütün yaprak halinde. Evet, çıkardım. Aynen öyle. Bak zaten katman katman evet. Aralarda var abi. Gördünüz. Bir tane ben ağzıma atabilirim. İmalattan halka şeklinde. Abi, şuradan böyle. Şuradan sıcak şöyle. Sıcak. Aynen. Oo, şunu bir tane ağzınıza atın. Bir tane şöyle ağzınıza atın. Yok, şöyle bak, bak bak bak. Oh, vallahi güzelmiş ha. Ya burada et de uygun olduğu için fiyat. O yüzden daha kaliteli. Türkiye'de bazen farklı kullanıyorlar. Evet, doğru. Buyurun. Bir daha bakın tadına. Abi şöyle. Bakalım bak şöyle. Ağzına at abi şu parçayı. Götür. Ekran başındaki sevgili arkadaşlarım. Bunu yiyin, yiyin. Şöyle bir. Afiyet olsun. Vallahi billahi ellere sağlık. Mis gibi. Soğan suyu. Soğan suyu. Yoğurt süt, süt mü? Yoğurt. Ve baharatlar. Bu kadar. Evet, başka bu bir şey yok. Evet. Sıra bir sabahtan takıyorsunuz abi. Günde en az iki tane, bazen üç ve dört. Ha, ama en az iki tane kesin. Evet. En az iki tane. Yani. Bu ebatta takıyorsun, bu taze da, taze mis gibi veriyorsun. Bitti zaman, her seferse bir tane. Mis abi var ya, pilavın üstünde, lavaşın içinde... Zaman, yağı gittiği zaman dönerin özelliği kaybolur. Anlamı kalmaz tabii, bunun olayı yağ zaten. Tadı gider. Zaten bunun şeyden farkı, cağ kebabından farkı, cağ kebabı yatay ama bu dikey olduğu için yağıyla besleniyor. Aynen. Kendi yağıyla besleniyor. Sen de bir şey diyordun abi, onu kaçırdım ben. Burada et uygun olduğu için daha kaliteli takıyoruz. Ve Türkiye'de, Türkiye'de çok pahalı abi ya. Çok pahalı. O yüzden ucuza kaçıyorlar. Yani bizim buradaki lezzet bazen Türkiye'de bulamıyorum ben gittiğimde. Adana'dan ithal ustamız Adanaları yaptı abi. New York'un göbeğinde Adana ustadan Adana yiyeceksin işte. Hop, üstüne lavaşlar da geldi. Mis. Şimdi abi. Şöyle keselim. Eyvallah. Şuraya da şöyle atalım onları. Yanında soğanımız da var. Cızırat abi. Oh. At içine abi, misler gibi. Yavrulara bak, yavrulara. Bunlar var ya, bunlar kardeş. Bunlar ayrı yaşayamazlar. Sen bizi öldüreceksin abi. Bu nedir ya? Şöyle biberimiz, domatesimiz, işte oh be. Mis, ellerinize sağlık. Aa, bunları ne gömmemiz yapıyoruz lazım. Ellerine sağlık. Orjinal Adana abi. Adana'dan geldi. Adana'dan mı geldi Adana'dan abi? Adana'dan geldi, orijinal Adana. Eyvallah abi. Afiyet olsun. Evet, şimdi ne çıkıyor baba? Lahmacun mu çıkıyor? Babacım, lahmacunlar Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Ali Baba da lahmacun yiyerek. O derece diyorsun yani. Türkiye'de hasretini giderebilirsin. Vay yavrum ey, toriklere bak be. Buyurun. Yavrum benim mis. Bunlar acılı mı, az acılı mı? Bunlar acısız ama acısız belli zaten. Arzuya göre acısız. Acısız yapılır tabii. Aynen. Normalde acısız mamul. Abi işte bütün unlu mamullerden, pidelerden, lahmacunlardan sorumlu devlet bakanımız gördüğünüz gibi. Bir tanesinin kenarını kıtırdat bakayım, o sesi bir duyalım baba. Oh. Ay maşallah maşallah. Torik çıkıyor. Bak 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 bak. Yavaş hareketlerle torik çıktı. Kim bu torik, tanıdınız mı? Yavrum benim. Bu kim biliyor musun? Bu bizim deminki sotemiz. Doğru mu baba? Doğru. Hamurumuzu üzerine kapattık. Yaklaşık 4 dakika kadar fırına attık. Fırından çıktıktan sonra güzelce tereyağımızla yağlı. Oh, badanasını boyasını da yaptık. Türkiye'den bu bizim gelen yağlarımız, yağımız genelde Türkiye'den geliyor. Tereyağı Türkiye'den mi geliyor? Tereyağlarımız Türkiye'den geliyor. Fıstığımız Türkiye'den geliyor. Her şeyimiz. Bu bizim bildiğiniz deminki torik. Kim bu? Demin gördüğümüz, içeride yaptığımız çoban kavurmanın üstü kaplanmış hali. Şimdi her şey on numara beş yıldız. Bir de bunların yemesi var değil mi baba? Tabii. Yapmak, mapmak, şu bu falan hikaye. Ben yiyeceğim abi. Ben gurme bulma falan değilim. Ben yiyeceğim. Öttürürüm, hiç acımam. Ayranımız da burada mister gibi. Benim bir şey dikkatimi çekti. Siz suyu da mı Türkiye'den getiriyorsunuz? Tabii. Bunu da suya bildiğin. Valla mı? Bu da Türkiye'den. Mis. Abi, dönerden başlayacağım ben. Tabii. Döner beklemez günah. Hiçbirisi beklemez gerçi de. Şuradan şöyle biraz alayım abi. Atayım. Sen de Ali Baba. Sen bu ara düşmüşsün ya şeyden, çaptan. Göbeğinde, göbeğinde bir küçülme görüyorum ben. Ufaklaşmış biraz. Zaten bak suyuna baksana, et suyu. Mis gibi abi ya. Vallahi.
yumuş acık et. Gerçekten. Şuradan şöyle, şimdi kamera karşısında insan gibiyim de kamerayı kapattıktan sonra çıldırırım, siz merak etmeyin. Etin tadını alıyorsun. Alıyorsun, gerçekten alıyorsun. Gayet güzel. Adana'yı da çok merak ettim abi. Adana'da ne et kullanıyorsunuz abi, kıyma? O yine karışık. Karışık. Kuzu. Kuzu kaburga. Adana gibi kokuyor. Kuzu kaburga lan. Çiçek. Biz götür. Vallahi mis gibi ya. Üstüne bir de şöyle bir ayran çekeyim. Ayransız olmaz bu iş. Zaten siz mi yapıyorsunuz babunda? Oradan büyük patron söyle bak, ayran kendimizin yabancıya gitmesin diye. Adana kuzu, kırmızı biber, maraş, tuz, o kadar. Başka hiçbir şey yok. Ama bir söyleyeyim, Adana çok güzel. Gerçekten çok güzel. Döner de on numara. Abi bizim şey nerede? Üstünü kapattığımız çoban kavurmamız. Güzelliğe bakar mısınız abi? Bu ekmeği alıyorsunuz. Üstündeki ekmeği. Aha. Öyle hop diye ağzına atıyorsun abi. Bandır şöyle bir görelim abi. Götür baba. Şöyle bir görelim abi. Şu güzelliği. Oh maşallah, afiyet olsun Ali abim. Götür. Hiç acımadı vallahi, hepsini götürdü ya. Dayanamadım. Dayanamadım. Evet. Bu bizim balon ekmeğimiz. Balon ekmeğimiz de geldi. Abi maşallah. Her masaya. Türkiye'deki restoran gibisiniz ya, hiçbir farkı yok. Her masaya yok bir balon ekmek veririz burada. Mis, baksana abi şimdi size. Yiyen bir daha esiyor. Zaten bazen elini dokuyor. Bir bıçak batırsan abi. Ha çatal ya da. Oh. Bu abi görürsün. Oh. Buhara bak baba, buhara bak ey yavrum ey. Masa oturmadan bunu yapmıyoruz. Değil mi? Tabii. Masa oturduktan sonra ustamız yapıyor. Taze taze. Böyle. Oh. Türkler mi daha çok geliyor, Amerikalılar mı daha çok geliyor? Çoğu Amerikalı müşterilerimiz. Ali abi lafa tutayım, ben fazlasını. %80-90 Amerikalı yabancı. Öyle mi? %10-20 Türk'tü. Çoban kavurma güzel olmuş. Vallahi özel bir var ya, ellerinize sağlık. Bazen daha büyük yapıyorlar demişti. Mister gibi olmuş valla. Nasıl güzel gidiyor mübarek? Bazen daha büyüğünü yapıyoruz bunun kiremitte. Kişiye göre. O zaman kişinin altı bel çekildi. Ama bunu iki kişi yer abi, dört kişi yemez iki ya. İki kişi. Ben bunu tek başıma da yerim de. Dört kişilik daha büyük kiremitimiz var. Evet. Onları yapıyoruz kiremitte. Biz 46. caddedeyiz değil mi hala? Burası 46. street. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. İkinci cadde hızlı. İkinci cadde 46. Bak İkinci sokak. Kimler nasıl gelsinler abi buraya? New York'ta 46. caddeye mi gelsinler? Vallahi zaten Ali Baba dediğiniz zaman herkes genelde biliyor. Neyin ne olduğunu diyorsun? İsimin yıllardır tanıtımı olmuş. Ve Birleşmiş Milletler'in tam karşısındayız. 46. caddenin köşesindesiniz. 46. caddenin köşesindeyiz. Zaten kocaman Ali Baba değil. Türk evimiz de oluyor, konsolosumuz. 30 kat konsolosumuz oluyor. Onun hemen dibindeyiz zaten. Ben ne kadar çok Ali Baba'yı konuşturursam o kadar çok yerim diye düşündüm. Doğru mu abi? Mal bölünmesin abi, azalsın. Zaten bizi bilen biliyor zaten. Yani bir isim, bir marka olmuş. Yıldan beri buradasınız abi. Tabii. Değil mi? Tabii. Hani dediğim gibi geldiğin yeri unutmayacaksın. Gördün zaten çalışanların çoğu Türk. Mutfağımızda bayrağımız asılı. Atatürk'ümüzün resmi var. Atatürk köşesi var şurada. Plakan bile Sivas 58. Ya hakikaten ya. Geçen birisi görmüş Sivas 58 diye. Hiç durmuyor abi. Her şey geliyor maşallah. Baksana. Bu zeytinyağlı imam bayıldı. Oo abi, şunu üzerine bakar mısınız? Tadı abayrı bir şey bu zeytinyağının. 10 numara 5 yıldız yavrum benim. O yüzden ustam getirmiş gibi deneyin diye. Çok güzel vallahi. Tablo gibi yapmış ya vallahi. Abi ben bunu tatlı niyetine yiyeceğim. Çünkü biraz daha video çekersek, aynen biraz daha çekersek abi bunlar buz gibi olacak. Sinir stresi oranımız artacak. Devam edin. Aynen, şunu şöyle koyayım abi. Biz buradan devam edelim ama İmam Bayıldı'nın vallahi var ya. Dayanamayacağım. Tablo gibi olur. Dayanamayacağım. Diyetliydim ki. Diyetliydi. Şey, bizim en kötü şeyimiz, alışkanlığımız bu. Bu meslekte olduğun zaman mutlaka bir tadına bakıyoruz. Benim döner elimin altında olacak. Ben meslekli olacağım. Kimse yedirmem ki. Ben kendim yemem sizi. Önceden hazırlanan şeyleri biz tadına bakıyoruz.
kebap olsun, köfte, tabii lahmacun. Ondan sonra müşteri tabii öyle olmadan olmaz abi. Bizim bir o özelliğimiz var. Çünkü tuzu fazla olabilir, acısı fazla kaçmış olabilir ve tuzsuz olabilir. Orada devamlı yeni bir malzeme yapıldığında tadına bakarız. Bakın, bakın veriyorsun, doğru. Evet, şimdi yemek bitti, tatlı faslına geçti. Ben tatlıda pek yokum. Tatlı pek sevmiyorum. Deneyeceğim abi, zaten deneyeceğim. Yani tatlı olayım yoktur ama bu neymiş abi bunlar böyle ya. Bu künefe. Bu künefemiz. Bu katmerimiz. Ooo. Benim de öyle. Şimdi tadına bak. Tamam. Ondan sonra karar ver. Tamam. Şöyle bir bakalım abi. Bir türkü nasıl anlarsınız? Böyle çatalı böyle kullanmasından, böyle bıçak gibi yan yan kese kese böyle anlarsınız. Hmm. Baba gayet güzel. Mis. Valla künefenin tadı gayet güzel. Katma abi, ben onun hepsini yersem mahvolurum. Ben o kadar tatlı yiyemem ya. Peki abi. Ağırdır. Bunun üzerine bir de dondurma var değil mi? Dondurma var. Aslında o özel Antep fıstığını tadına bakayım şöyle. Oo, çıtır çıtır ya, baksana alınmıyor da zaten. Şöyle de size de göstereyim, ağzınıza layık buyursunlar, bümlesin. Hmm. Ne var abi bunun içinde? Özel Antep fıstığı. Biraz pahalıdır burada Antep fıstığı. Genelde güzelmiş ama. Kaliforniya kullanırlar ama biz her zaman Antep fıstığını aldık. Ama yok, tadı gayet güzel. Yalnız var ya, şu da çıtır çıtır olmuş. Künefenin de tadı mükemmel, ben söyleyeyim yani gerçekten. Hakikaten künefe favorim oldu yani. Katmer evet güzeldir, hoştur da künefe de öyle. İkisini de ya, tatlı çok fazla sevmem ama bunun tadı gerçekten Türkiye'yi hiç aratmıyor. Alıyorsun değil mi? Tamam. Normalde benim bildiğim tatlıdan çok fazla anlayan bir adam değilim ama bu kadar ince olmaz normalde Türkiye'de yapılanlar, doğru mudur? Bu biraz daha böyle ince light gibi. Yufkası hazır olduğu için. Ha, olabilir ama var ya şöyle o dondurmalı katmer yanında künefe. Şimdi bunlar beni çok fazla çekmiyor tabi, tatlı sevmeyen bir adam olduğum için ama şuna bayıldım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Her şey 10 numara 5 yıldız. Valla size Türk restoranı. Suyuyla, ayranıyla, imam bayıldısıyla, yemekleriyle, her şeyle Türk restoranı daha ne olsun ya. Yolunuz düşerse... Nasıl Türk malzemesi? Ha bak, baba diyor ki hepsi Türk malzemesi. Tereyağı da Türkiye'den geliyormuş. Her şey Türkiye'den geliyor. Yolunuz düşerse... Baba böyle bir gel. Gel baba. Türkiye'ye bir selam yola şöyle. Gel baba. Türkiye'de... Sen babanla bir yedin. Ondan sonra... Türkiye'de seveni çok kardeşim. Allah uzun ömürler versin. Takibi. Sağ olun. Bütün Türkiye'ye selamlar buradan. Eyvallah. Görüşmek üzere efendim. Herkesin. Bizi tanıyanlar, tanımayanlar herkesin selam. Eyvallah baba.